anlatımı yaparsak bunun da hesabını vereceğimizi bilmemiz gerekir. Evet. Şu kitabı da alalım. Ömer kardeş alıyor musun kitabı? Allah'a öğretilen din ve Hucurat suresinden siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Aslında sizin tam bu söylediklerinizle çok örtüşen bir şey. Tabii bu son kitap benim çıkardığım. Yani burada aslında... Bir şey fark ettim. Bu kitapların hepsi aslında toplumun hani diyoruz ya gelenek ve yani aslında Kur'an'ı bilgi. Hep toplumun merak ettiği, toplumun kafasındaki soru işaretleri üzerine kurulur değil mi? Vallahi ben bu toplumda yaşıyorum. Bu toplumun insanıyım. Yani mesela şimdi çok özür dilerim. Hepsi bizim de derdimiz, sıkıntımız. Etrafımızda yani burada Esra Hanım, bizim şöyle bir şeyimiz oluyor. Avantajımız oluyor doğrusu. Hı hı. Ben iki ayrı üniversitede her dönem 4-5 ayrı ders veriyorum. Evet. Her dönem 200'den fazla öğrencim oluyor yani. Maşallah. 250 tane yeni öğrencim oluyor her dönem. Ve bunlar genelde İlahiyat Fakültesi'nde ders vermiyorum ben mesela. İşte Acıbadem Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde de İslam felsefesi ve din felsefesi dersleri veriyorum ve aslında bir kısmı ortalama dindar ailelerden, bir kısmı da seküler diyebileceğimiz çevrelerden gelen gençler. Ve bu arkadaşlarla biz böyle sürekli olarak bu konular üzerinde ciddi anlamda konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, tartışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla özellikle gençlerin kafasındaki problemleri, şüpheleri, sıkıntıları böyle bizzat tanık olarak alma imkanına sahibiz. Yani mesela sadece bir ilahiyat fakültesinin içerisinde olsanız belki o ilahiyat fakültesindeki genellikle birbirine çok yakın düşüncelere sahip öğrencilerin kafasındaki sorularla belki karşı karşıya gelmeniz söz konusu, ama burada birçok farklı alandan, yani benim dersimi alan en az 20 farklı bölümden dersimi alan öğrenciler var. Yani mühendisinden, hukuk fakültesinde okuyandan, tıp öğrencisinden, işte farklı alanlı öğrencilere kadar. Dolayısıyla her birinin kafasında farklı şeyler oluşabiliyor. Ve bunlar aslında bu kitapların hayat bulmasında biraz vesile oluyor. Yani doğrudan zaten kaynağından alıyorsun şeyi. Kafadaki problem nedir? İhtiyaç nedir? Ve o ihtiyaca cevap verebilecek şey nedir? Yani o açıdan bir avantaj oluyor. Bu aslında bir nevi şey gibi geliyor bana. Beyin cerrahlığı gibi bir şey gibi geliyor. Bir soru işaretini almak. Ya şimdi bakın şöyle. O kadar rahatlatıcı bir şey. Aslında din sadece bizzat bireysel olarak yaşanacak bir şey değil. Bütün peygamberlerin, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e baktığım zaman hepsi İslam peygamberidir. Bütün peygamberlerimizin en büyük sünneti nedir diye baktığımızda dini tebliğ etmek, anlatmak, vahyi bizzat kendi hayatına tatbik etmek ve insanları tebliğ etmek. Ve bunun karşılığında hiçbir ücret beklentisi içerisinde olmamak. En büyük sünnet budur. Bu bazı hocaların pek işine gelen bir sünnet değil doğrusu. Çok gündeme getirmiyorlar bunu ama işin aslı esası bu. Şimdi... Bakın, dolayısıyla ben bunu aslında Allah'a olan bir görevim, vazifem olarak görüyorum zaten. Yani her Müslüman da böyle görmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani üniversitede akademisyen olmanıza gerek yok. İşte programcı olabilirsiniz, esnaf olabilirsiniz, kameraman olabilirsiniz, atıyorum. Hepimizin görevi din, hepimizin dini. Yani dolayısıyla herkes kendi imkanları içerisinde etrafına bilip araştırdığı, öğrendiği doğruları anlatmak durumunda. Ve bu bir Allah'ın insanlara yüklediği vazife, tebliğ. İnsanlara bunu anlatmak, tavsiye etmek ama dayatmak değil. Bak ben buradan bunu anlıyorum, doğrusunu bol inanıyorum, sana da bunu tavsiye ediyorum. Karar verecek olan sensin, tercih edecek olan sensin. Dolayısıyla aslında yani benim bu çalışmalara yönelmem, bunları yapmaya çalışmam, işte bunların hepsinin mesela ücretsiz olarak PDF'lerinin internette yayınlanması, hiçbir ücret almamam bunlardan, kitaplardan, işte konferanslardan, televizyon programlarından, kendi yaptığım programlardan da yani tamamen buna dayanıyor aslında. Yani Allah'tan sadece karşılığı beklemeye dayanıyor ve bunu ben aslında kendim için yapıyorum doğrusu en başta. Niye? Çünkü Allah'a yaşadığım hayatın hesabını vereceğim biliyorum ve bu hayatı nasıl geçirdiğim, çünkü herkes kendi imkanları dairesinde sorguya çekilecek. Bu hayatı nasıl geçirdiğimi önemsediğim için bunu bir görev olarak yapıyorum ve dert ediniyorum. Dert edindiğim için de zaten işte bu çalışmalar çıkıyor ya da işte bu programlar çıkıyor ortaya ve işte gençlerle sürekli olarak böyle bir iletişim ortaya çıkıyor.